Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Beklediğimiz oldu. İşte burayı alacağını düşünüyorduk. Burayı aldı ama da çok daha fazlasına gitti. Haftaya bakışta söylemiştik. Nezdeki buluş bekliyoruz. Nezdek buluş olursa dolar aşağıdaki bearish yani hedeflere ulaşacaktır. GBP USD, Euro USD şeyle beraber marketlerle beraber yukarı çıkacaktır. Bunların hepsini söyledik. Pazartesi günkü beklentimiz oluştu. Burayı aldı. Buradan çok daha yukarı çıktı. Ha bu kadar büyük bekliyor muyduk? Yani bu kadar büyük ben şahsen beklemiyordum. Günlük FVG'yi doldurdu. Şimdi gün sonrasında şuradaki volume imbalance'ın içerisinde orta noktasına bile geldi. Yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Az önce çocukları yatırırken bu bizim ICT bir özet yayınlamış. Sabahki canlı yayının özeti gibi. Orada kendisi de yani Power of Three'den bahsetti. Ben dedi işte böyle büyük bir yükseliş bekliyordum dedi. Benim için dedi hani bunu söylemesine rağmen ben haftaya bakın haftalık hedefe bugün ulaştı dedi. Ben artık contentim dedi. Benim için dedi artık haftanın hedefini bugünden yakaladığım için ben artık büyük trade'ler almam dedi. Hani bu bullish veya bearish'e döneceğiz anlamında değil. 1 2 3 kontrat alırım dedi. Çünkü benim dedi kafamdaki hedefe ulaştı dedi arkadaşlar. Siz de dikkatli olun. Tamam son günlerde zaten grafik bize bullish olduğunu kendi belli diyor zaten. Yani haftaya bakışta da bahsetmiştik. Hatta haftaya bakışta bakın MMXM buy modeli 1 saatlikte 4 saatlikte ulaştı oluştu. Mutlaka buraları alacaktır dedik. Grafik bize kaç gündür işte bullish olduğunu gösteriyor dedik ama bugün tabii bu kadar büyük bir şey beklemiyorduk. Olacak dediğimiz gibi artık biz aksi ispatlanana kadar diyorum ya size yani bir önceki günün high'ı kaç gündür alınıp low alınmıyor yani bu bize bir şeyler ispatlanması lazım ki bearish'e dönelim. Şu anda hala bullish gidiyoruz. Bir önceki günün low'unun alınması lazım. Hatta üstte iki yeri alınması lazım ki artık tamam bearish'e döndük diyelim. Ki biz zaten kırıldı artık bu kırıldıktan sonra bullish breaker yani arkadaşlar. Yani bu ne olabilir? Hani unicorn modelinde olduğu gibi bir aşağı doğru pullback yapıp buradaki bir FVG'ye dönüp oradan yukarı doğru devam edebilir. Eder mi? Eder. Böyle bir şey de olabilir. ICT diyor şu anda Middle East'te yani Orta Doğu'da her an her şey olabilir diyor işte İran'ın diyor İsrail'e karşı siyasi olaylardan bahsediyor. Yani çok büyük bir down candle aşağı doğru bir candle görebiliriz diyor. O yüzden diyor ben contentim bu hafta için bu hafta ben çok daha agresif bullish trade'ler almayacağım dedi. Yani bunu da bilmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar yani biliyorsunuz Monday Magnet bekledim yani Monday Magnet alacaktım hatta ve hatta videosunu da başlattım London Low'u alır almaz gireceğiz diye almadı yani o kadar da yaklaştı almadı daha sonra kapattım videoyu ileride baktım çok yani öğlen arası hatta öğlen arası da geldi sabah fırsat gelmedi derken o kadar çok üst üste her şey modeller geldi. Çok net bir şekilde yukarı gideceğini belletti ki mecburen artık öğlen aralarında bile trade almayan beni zorla trade aldırdı yani öyle söyleyeyim. Çok netti, çok belirli bir trade'di. O yüzden aldım hatta da belirttim yani öğlen arası almıyorum ama bunu kaçırmak istemedim diye. Az sonra onun üzerinden gideriz ama günlükte ve haftalık bakın şu sarı haftalık yani bu artık bu volume imbalance'ı da geçersek hedefimiz buradaki haftalık FVG. Yani öyle görünüyor. Oraya gider miyiz, ulaşır mıyız yoksa volume imbalance'dan geri mi döneriz? Şahsen şu an için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bugün çok yükseldik arkadaşlar. Yani şimdi şurada SPX'e baktığınız zaman neredeyse tapa ulaştık yani bir günde. Yani kuadrantlarını çizdim taptan lova. Yani dikkat ederseniz bakın kuadrantlara olan etkiyi görüyor musunuz? Kuadrantlar orta noktası bile SPX'de bizim için önemli. Yukarı kuadranta gelmek üzereyiz ki ben tapı alacağımızı düşünüyorum yani o kadar net söyleyebilirim artık. O tapa mutlaka ulaşırız. Belki hani gün sonunda ulaşır sonra pullback yapar. Açılışta belki aşağısında başlatırız ama IES'e baktığınız zaman zaten yükselmeye devam ediyor. O tap alındı olarak düşünülebilir. Bunu böyle gördükten sonra arkadaşlar tekrar dönelim. Dediğim gibi bayağı bir yükseliyoruz. O tapa alacağız gibi görünüyor. Bu
Bunu gördükten sonra isterseniz arkadaşlar, ne vardı bugün? Şuradan bir dakikalığa geçince. Şimdi yani dediğim gibi bakın, şu burası London Law arkadaşlar. Yani London Law'u almadı ya. Yani şunu alsa zaten ES'te bayağı büyük bir divergence vardı. Bayağı uzaktı London Law'a. Yani şu burayı alsa gireceğim yani. Almadı. Giremedik. Daha çok da aşağıdan girebilirdik. Sonra ne oldu? İşte öğlen arasına yaklaştı. Dedi herhalde trade alamayacağız. Baktık ki yani equal high oluşmuş, burada var. Yukarıda işte alınmamış likidite var. Yani akrep modelimiz net bir şekilde oluştu. Hatta ben trade girişim burada bir yerde. Şimdi bu bir dakikalık ama 15 saniyeliğe geçeceğim şimdi arkadaşlar. 15 saniyeliğe geçince çok daha net göreceksiniz. İki tane equal high oluşuyor. Yani normal şartlarda baktığınız zaman bizim burada bir dakikalıkta zaten bakın equal high'lar vardı. Bir de burada equal high'lar 15 saniyelik grafikte oluşunca dedim herhalde yani bu da artık kaçmaz öğlen arası falan. Yani dikkat ederseniz girdiğim yer şurada bir yerde olması lazım. İşte yani öğlen saatleri ya. Yani bu benim prensiplerimi bozdurdu, bana öyle söyleyeyim. Normalde öğlen saatlerinde kolay kolay girmem. Bu equal high'ları görünce, bir de sabah fırsatı vermeyince aslında yanlış yaptım. Ya işte ben fırsat gelmedi, sabah trade alamadım düşüncesiyle girilen bir trade yapmamam lazım. Bunu yapmamanızı size ben her zaman öneriyorum. Size önerip de benim yapmam yanlış oldu. Bir de baktığınız zaman bakın burada bir de volümü getireceğim. Orada bir yüksek volüm de giriyor. Yani o kadar çok şey üst üste geldi ki arkadaşlar. Hani burada equal high'lar oluştu. Tamam. Burada equal high'lar var. Burada var. Şimdi şuradaki volüme bakın arkadaşlar. Yani orta parmak modeli net yani. O kadar çok üst üste binince, bir de Envok'un orta noktası, New Week Open'ın gap'in orta noktasına yaklaşmıyor bile bakın. Tamamen bullish yani. Ya o kadar çok üst üste geldiği için ben de girdim yani. O yüzden öğlen arası kusura bakmayın, size girmemenizi önerip ben trade aldığım için sizden özür diliyorum. Kolay kolay yapabileceğim bir şey değil. Önermiyorum, yine de önermiyorum. Öğlen saatlerinde arkadaşlar dinlenin. Trade almamaya çalışın. Böyle çok net geldiği zaman bilmiyorum yine girmeyi, yani öyle söyleyeyim. Ben çoğu trade'e ben net görsem bile çoğu zaman girmemişimdir öğlen arası diye. Ama bakın arkadaşlar, bakın orta parmak modeli var burada. Envok'un orta noktasına dokunmuyor bakın. Bu bir bullish harekettir bakın. Dokunmuyor bile. Ondan sonra 15 saniyelik, bakın 15 saniyelik de equal high var. 1 dakikalık da var. Her yani çok fazla, bir de Midnight Open'un olduğu yerden girdik. Devamında zaten alıyoruz çok. Evet arkadaşlar, isterseniz video üzerinden gidelim. Şöyle büyüteyim. Bakın arkadaşlar, durdurdum. Şurada bir aslında orta parmak var. Burada az sonra az önce göstermiştim zaten. Volüm çizmedim ama bakın burada bir orta parmak var. Bu Envok'un consecutive encouragement, yani orta noktasının hemen değmiyor bile. Bakın bu bullish'tir arkadaşlar. Üzerine agresif hareketin başladığı yerden OT'yi çizdiğimizde bakın nasıl reaksiyon gösteriyor. 15 saniyelikteyiz şu anda bakın. 1 dakikalık değil. Çünkü ben 1 dakikalıkta bunu gördüm. Hemen aşağı saniyeliğe indim ki net görünsün diye. Bakın equal highs arkadaşlar. Zaten burada oluşan bir equal highs, alınmamış likidite agrep modelimiz vardı. Üzerine bizim onun üzerine oluşan equal high artık, yani tamam burada artık girerim. Öğlen arası falan dinlemem moduna girdik ki aslında doğru bir şey değil. Öğlen arasında girmeme prensibimize devam etmemiz lazım. Bu prensipler çok önemli. Disiplin çok önemli arkadaşlar. OT'ye gelince bakın bir tane daha ekledim arkadaşlar. Gelince tam Midnight Open'a gelir gelmez ekledim. Tam buraya dokununca değil. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Midnight Open'a dokunur dokunmaz aldım. Onun da altına düşmedi. Nasıl reaksiyon gösterdiğini görüyorsunuz. Daha sonra işte iki tane kontratın hemen buradaki buy side de Asya hayımız zaten burası. Bunun altına koyduk. Az sonra hızlıca alacağını göreceksiniz arkadaşlar. Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Bakın hızlanarak devam ediyor. Buradaki bir FVG var, ufak çaplı. Onun inversion olmasını istiyoruz. Çünkü bu CB arkadaşlar. Sell side imbalance, buy side inefficiency. Yani aşağı doğru. Down close candle. Yani bearish bir candle üzerindeki FVG arkadaşlar. Bunun inversion, yukarı doğru ters dönmesini istiyoruz ki burada oldu. Bakın buradaki bir CB'nin inversion olduğunu görüyorsunuz. Aynı şeyi burada da sonra göreceksiniz. Hızlanarak daha sonra hedefe ulaşacak. Ne var burada arkadaşlar? Ne yazık ki öğlen, tamam.
bir şey yapamıyoruz. Ne yazık ki öğlen almıyorduk ama aldık. Orta parmak modelimiz var. Şu an görmüyorsunuz ama bayağı büyük volüm var burada. Equal High'lar var. Akrep modelimiz alınmamış, likidite var hemen altında. Bir tane daha Equal High oluşuyor 15 saniyelikte. Şu an 1 dakikalığa döndük. Ondan sonra hızlı bir şekilde Midnight Open'un üzerindeyiz. Yani o kadar çok şey var ki ya, bu trade artık kaçmaz yerinde yani. Hızlıca hedefe ulaştığını göreceksiniz. Bakın az sonra biraz ileri aldım. Come to dediğimizi yaptık. Yani toplamda 1400 dolar. Hızlıca bakın ikisini birden aldı arkadaşlar. Böyle bir trade'di. Yani şunu kapatalım buradan. Gördüğünüz gibi bir tane trade aldım. Devamını getirmedim. Çünkü ICT ne diyor? Kovalamayın diyor. Yani kendisi bayağı bir tutmuş ama ben direkt öğlen arası olduğu için zaten trade almayacaktım. Hedefi kısa tuttum. Yani bazı günlerde beklemediğimizden de çok daha fazla yükseliyor. Bugün o günlerden bir tanesiydi. Yapacak bir şey yok yani. 1500 kazanalım, cebimize koyalım. En güzel para cepteki para arkadaşlar, unutmayın. Öğleden sonra da kovalamak istemedim. Bana sadece işte acaba son yarım saat şeye çok yaklaşır mıyız? Tapa dedim. Expected tapa SPX'in. Çok aşırı yaklaşmadığımız için trade almadım. Burada belki hani kuadrantlarda düşünmek istemedim. Buraya yakın olsaydık bir trade alırdım. Bakın kapanmadan önce onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ama almadık. Önemli değil. Yarın ne var? Bakın bu hafta tamamen FOMC haftası arkadaşlar. Jackson Hole dediği yer işte, yani buraya her zaman giderler. Montana'da olması lazım. Yani yukarı Midwest'te bir yerde. Jackson Hole'a giderler. İşte bir ICT de söylüyor. Bir yuvarlak masa etrafında toplanırlar. Ülke adına kararlar verirler falan diyor. Biraz da dalga geçiyor. Öyle işte ekonomiyle alakalı konuşmalar işte. Yani alınacak kararlar, ıvırlar zıvırlar hafta boyu devam edecek bir volatilitemiz var. Şey olarak düşünecek olursanız, bumerang olarak düşünecek olursanız, çarşamba günü arkadaşlar saat 2'de inşallah uygulayacağız. Perşembe 8.30'a bakacağız. Bilmiyorum şu an için bir şey diyemiyorum ama o zaman bir volatilite olur. Büyük bir candle gelirse neden olmasın, oraya da bakabiliriz. İsterseniz Thinkorswim'den birkaç şeye bakalım. Güne bakışımızı kapatalım arkadaşlar. Yani korelasyonun olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Zaten yani hareketin büyüklüğünden belli. Marketlerin pozitif yönde, doların ise aşağı yönde gittiğini görüyoruz. Zaten bunu da söylemiştik. Dolarda hedefin işte bu likiditeyle buradaki likiditeler olduğunu söylemiştik. Hedefimize bugün bir günde ulaştı. Yani Bans'ın çok fazla bir şey yapmadığını gördük ama yani baktığınız zaman burada Market Watch'ta zaten yemyeşil olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Heat Map değil, Index Watch'a baktığımız zaman S&P 100'da 90'lar üzerinde, yani 85-15, yani neredeyse hemen hemen 90 üzerine genelde çok korelasyon olduğunu söyleyebiliriz ama 85-15 de fena değil. S&P 100'da Heat Map'te baktığımız zaman zaten her şeyin yemyeşil olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Russell 2000, Nasdaq, yani korelasyonla hep beraber hareket ettiğini görüyoruz. Birkaç tane işte Financials ve yani Kroger falan mı var? Coca-Cola. Yani birkaç tane kırmızı var ama çok fazla marketi etkileyecek kırmızılar değil. Arkadaşlar yani bu volatility bu hafta devam edecek. Bu yükseliş ne kadar devam eder? Onun için şu an bir şey söyleyemiyorum. Yani yukarıda volume balance'ın ortasındayız. Onu aldıktan sonra ondan sonraki hedefin demiştim size yukarıdaki haftalık FVG olduğunu. Ama tekrar tekrar hatırlatıyorum. ICT de söyledi arkadaşlar. Bu haftaki hedefe bir günde ulaştı. O yüzden çok aşırı derecede agresif bullish hareketler, bullish trade'ler almayın. Ne olacağı belli olmaz. Yine biz grafik bize bullish gösteriyor. Aksi ispatlanana kadar öyle devam edeceğiz. Aksi ispatlanana kadar ne demek? İşte bir önceki günün low'unu alacak. Hatta 2 gün üst üste alacak ki high'ını almadan tamam artık bearish'e dönüyoruz veya işte bullish'ten döndük diyelim. Şu an için aksi ispatlanana kadar bullish'iz. Sadece dikkat edin, çok agresif. Zaten ben yani çok fazla kontrat önermiyorum. Biz zaten ICT gibi 10-15 tane kontratla girmiyoruz. Bizim için sıkıntı değil arkadaşlar. Mutlaka bize yarın fırsatlar gelecektir. Burada fazla söylenecek bir şey yok. Yani
Çok yani büyük bir candle günüydü. İşte bize yarın ne getirir? Yani şurada ben sadece kapatmadan Vivix'e bakmak istiyorum. Yani büyük ihtimal 110'un altındaydık zaten. Biraz daha düştüğünü düşünüyorum. Baktığınız zaman gördüğünüzde yani 110'un altındayız arkadaşlar. Bu bizim için önemli. 110'un üstüne çıkmamamız gerekiyor. Şu an hala altındayız ama yani bu kadar büyük yükselişe çok fazla düşmemiş. Aklımızda olsun. SPX'e baktığımız zaman arkadaşlar yani bizim bakacağımız SPX. Çünkü yarın bize güzel trade'ler verebilir. Çünkü expected top'a yakınız arkadaşlar. Yani size bu expected top'la alakalı ne diyebilirim? İşte bakın ben yani kuadrantlarını çizdim. Nasıl respect ettiğini kuadrantlara ve orta noktasına bakın. Expected top'la previous close'un arasına çizdim kuadrantları. Bunların bile önemli değerler olduğunu görüyorsunuz. Ama bizim için trade alacaksak kuadrantı kullanarak hedef trade değil de top yaklaşırsak yarın top'a güzel hedef bir trade alınabilir. Veya işte bir yarın günü açtığımızda biraz yukarısında devam edersek expected top'a kendisini içeri atmaya çalışacaktır. Çünkü arkadaşlar yani neredeyse 2 haftadır aralıksız yükseliyoruz. Bu yani sağlıklı bir yükseliş değil, anladınız mı? Yani sağlıklı yükseliş nedir? Pullback'ler yaparak gider. Yani bize down close candle vermesi lazım ki yani normal efficient bir şekilde yükseldiğini söyleyebiliriz. 2 haftadır aralıksız yükselen bir şeyin böyle devam etmesini bekleyemeyiz. Bakın her ne kadar bullish olsak bile. Dediğim gibi expected top'un yukarısında falan açılırsak arkadaşlar top'a yani bunun içerisine atmaya çalışacaktır. Bunu aklınızın bir köşesine sokun. Expected top'a yakınsak mutlaka bunu kullanarak mutlaka trade'ler ben almayı düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Onun haricinde çok fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Yani hafta volatile, FOMC haftası işte cisim yani Jackson Hole'da görüşmeler, konuşmalar devam edecek. Volatility mutlaka bekleyin. Onun haricinde söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bir tane trade almıştık, onu da paylaştık zaten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani 2000 bakın bir şey söyleyeyim size. 2024 mentorship devam ediyor ICT'nin. Ama arkadaşlar bakın bu ICT'nin bu live trade yani 12. yayınladı galiba bugün. 3-4 saatlik videolar bunlar. Yani bazı arkadaş da soruyor hocam işte yani işte 2024 ile alakalı çeviri yapacak mısınız? Yani bununla alakalı video yapacak mısınız diye arkadaşlar yani bunları benim seyretmeye imkanım yok yani vaktim yok. Ben işte hafta sonu biraz rahatsızdım zaten. Spora gittim. Sporda fazla duramadım. Spordayken biraz dinledim. Bugün biraz işte bazen çocukları yatırırken dinliyorum. Bazen işte yemek yaparken, dışarıda grill yaparken, işte yürüyüş yaparken dinliyorum. Fırsat buldukça dinliyorum. Şimdi bu 3-4 saatlik videoların zaten bize lazım olanı yarım saat, 1 saattir. Çünkü ICT onun haricinde işte motivasyon konuşmaları yapar. Çok böyle gereksiz demeyeceğim ama çok değişik şeylerden bahseder. Yani bunlardan zaten her zaman bahsediyor. Benim gördüğüm önemli konular var. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Yeni bir model bize çıkartmadı. 2024'te yeni bir model yok. Yani konuştuğu şeyler daha önce zaten anlattığı şeyler bu daha önce de vardı New Week Opening Gap, NWOG, New Day Opening Gap. Bunlar zaten vardı. Bunlar daha önce öğretmişti bize. Bunlar zaten kullanıyordu daha önce. Biz de kullanıyorduk arkadaşlar. Yani bunlar yeni şeyler değil ki. New Day Opening Gap de vardı. New Week Opening Gap de vardı. Dealing Range de vardı. New Day Opening Range de vardı. Yani bunların hepsi gösterdi. İşte bu Equal High'lar, Low'lar, Relative Equal High'lar, Low'lar vardı zaten. Yeni hiçbir şey yok. Ki ben bunlardan yani işte o smooth dediği işte edges versus işte ne jagged falan bunlar zaten olan şeyler. Bunları yani yeni model üretti. Bazı arkadaşlar diyor ki hemen işte 2024 çıktı yeni bir model var. Hocam hemen seyredin bize gösterin. Ya bu yeni model çılgınlığı nedir arkadaşlar? Yani çok model bilmek sizlere bir şey kazandırmaz. Kafanızı daha çok karıştırır ya. Ya ben size her zaman ne diyorum arkadaşlar? Modelin çokluğu değil. Önemli olan psikolojiyi yönetmeyi öğrenmeniz lazım. Bakın ICT bugün diyor ki bazı arkadaşlar diyor bu işi kolay zannediyorlar diyor. Ben size bununla alakalı çok videolarda bahsettim. Bu olacak diyor, zamanla olacak diyor. Hemen olmasını beklemeyin diyor.
zamanla oturacaktır kafanıza diyor. Benim oğlum bile diyor, bakın benim oğlum bile kafası şu an çok karışık diyor. Benim yani bu böyle olması normaldir diyor. Sizde de arkadaşlar yani zamana bırakın, her şey zamanla olacaktır. Lütfen sabır ya, sabır yani. Çok model bilmek size bir şey öğretmez. Arkadaşların o isteklerinin sebebi o. Hocam 2024'ü çevirir misin bize demesinin sebebi o. Çünkü yeni bir model var zannediyorlar. Yeni bir model yok. Gösterdiği şeylerin aynısını gösteriyor. Yani bu şu anki ben 12 modele fırsat oldukça bakıyorum. 12 tane videoda arkadaşlar yeni bir şey, hiçbir şey yok. Daha önce bize öğrettiği şeylerin işte bir daha tekrarını yapıyor yani. Anladınız mı? Ya yani o yüzden ben zaten kafamda bir konsept var. Yani 2024 ile alakalı gösterdiği önemli şeyleri kısa kısa videolar içerisinde sizlere göstereceğim. Böyle bir konsept var kafamda. Ben bu hafta sonu hatta 2-3 tane video yayınlayacaktım. Rahatsızdım arkadaşlar. Rahatsızlığımdan dolayı video çekemedim. Yani sesimden anlamış çoğu arkadaş zaten yani. Ama merak etmeyin, ben 2024'teki önemli noktaları size kısa kısa videolarla sunacağım. Merak etmeyin, en kısa zamanda bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, çok uzatmayayım. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Yani bu hafta biraz volatile olabilir FOMC'den dolayı. O yüzden dikkat edin. Yani zaten bullish hedefe bir günde ulaştı. Bullish trade alacaksanız çok hedefleri kısa tutmanızı tavsiye ederim. Berişen döner miyiz? Dönersek ne kadar olur bilmiyorum. Biz yarın modeller bize ne verirse onu uygulayacağız ama tek size söyleyeceğim, nereye yakınsak top veya close, işte nereye yakınsak ben onları kullanarak bir trade alacağım. Siz de bunlara dikkat edin diyorum. Eyvallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.